İyi günler. Bu videomuzda koronavirüs hakkında en çok merak edilen soruların Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen cevaplarını paylaşmaya çalışacağız. Koronavirüs nedir? Koronavirüsler hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve şiddetli akut solunum sendromu SARS gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu bilinmektedir. En son keşfedilen koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur. COVID-19 nedir? COVID-19 en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık salgının Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlamasından önce bilinmiyordu. COVID-19'un belirtileri nelerdir? COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur ancak herhangi bir semptom geliştirmezler. Çoğu insan, yaklaşık %80, özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşirler. COVID-19 alan her 6 kişiden yaklaşık biri ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar tıbbi yardım almalıdır. COVID-19 nasıl yayılır? COVID-19 öksürüldüğünde veya nefes verildiğinde yayılan küçük damlacıklardan veya ağızdan yayılabilir. Bu damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere veya yüzeylere düşer. Diğer insanlar bu nesnelere veya yüzeylere dokunarak sonra gözlerine, burnuna veya ağzına bulaştırarak hastalığı kaparlar. Bu nedenle hasta kişiden 1 metreden daha uzakta durmak önemlidir. COVID-19'a neden olan virüs hava yoluyla bulaşabilir mi? Bugüne kadar yapılan çalışmalar COVID-19'a neden olan virüsün esas olarak hava yerine solunum damlacıkları ile temas yoluyla bulaştığını göstermektedir. Hastalığı olan birinin dışkısından COVID-19'a yakalanabilir miyim? Enfekte bir kişinin dışkısından COVID-19'a yakalanma riski düşük gibi görülmektedir. İlk araştırmalar bazı durumlarda virüsün dışkıda mevcut olabileceğini düşündürse de bu yolda yayılma salgının ana özelliği değildir. İnsanları bir hayvan kaynağından COVID-19 bulaşabilir mi? Koronavirüsler hayvanlarda yaygın olan büyük bir virüs ailesidir. Bazen insanlar bu virüslerle enfekte olur ve daha sonra başkalarına bulaştırabilir. Örneğin SARS, mis kedileriyle ilişkilendirildi. MERS ise develer tarafından iletildi. COVID-19'un olası hayvan kaynakları henüz doğrulanmamıştır. Hayvan pazarlarını ziyaret ederken kendinizi korumak için hayvanlarla ve hayvanların temas ettiği yüzeylerle temastan kaçının. Her zaman iyi gıda tüketin. Çiğ et, süt ve hayvansal ürünleri tüketmeyin. Evcil hayvanlardan COVID-19 geçer mi? Hong Kong'da enfekte olmuş bir köpeğin bir örneği olmasına rağmen bugüne kadar bir köpeğin, kedinin veya herhangi bir evcil hayvanın COVID-19'u iletebileceğine dair bir kanıt yoktur. Virüs yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalır? COVID-19'a neden olan virüsün yüzeylerde ne kadar süre hayatta kaldığı kesin değildir. Ancak diğer koronavirüsler gibi davranmaktadır. Çalışmalara göre yüzeylerde birkaç saat veya birkaç güne kadar kalabildiği görülmektedir. Bu, yüzey tipi, ortam sıcaklığı veya neme göre değişiklik gösterir. COVID-19'un rapor edildiği herhangi bir alandan paket almak güvenli midir? Enfekte bir kişinin ticari malları kirletme olasılığı düşüktür. Şayet kirlettiği zaman bu malın taşınmış olduğu, seyahat etmiş ve farklı koşullar ve sıcaklığa maruz kaldığı düşünüldüğünde yakalanma riski düşüktür. Bu salgınla mücadelenin en etkili yolu hijyen kurallarına uyarak toplumdan izole yaşamaktır. Evde kalın, hayatta kalın. Hoşça kalın.